Haber Odası'na hoş geldiniz sevgili seyirciler. 12 Ocak Çarşamba gündemdeki gelişmeleri sizlere aktaracağız. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Öztaseki dün AK Parti teşkilatlarıyla buradaydı. Kayseri örgütünde hem Kocaeli'den Melikgazi Kayseri İl Örgütü önemli bir toplantı yaptı. 2023 yol haritası konuşuldu. Bununla ilgili detayları sizlere aktaracağız. Şimdi 2-3 yıl önce kapatılan Kayseri Vergi Denetim Daire Başkanlığı, bununla ilgili yeniden bu alevlendi tartışmalar. Niye Konya'ya gitti diye. Çünkü Konya'ya gitmişti. Bununla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy meclis gündeminde bunu meclis kürsüsünden bu konuyu dile getirdi. Önemli açıklamalar yaptı. O detayları sizlere aktaracağız. Muharrem İnce, Memleket Partisi lideri, genel başkanı Cuma günü Kayseri'ye geliyor. Bir basın toplantısı düzenleyecek. Bazı teşkilatların açılışını gerçekleştirecek. İl başkanında önemli açıklamaları var. Onu sizlere aktaracağız. Tabii bu mobilyacılar, marangozlar ve döşemeciler odası son bir haftadır herkes bunu konuşuyordu. Kim kazanacak diye. 3 aday yarıştı. İpi Ercan Sarıkaya göğüsledi. Kaç oy aldı? Detayları sizlere aktaracağız. Talas Belediyesi önemli bir uygulama başlattı. Başkan Mustafa Yalçın Talas Mevlana Mahallesi'nde şeffaf bir oda kurdu. Bu Erciyes Dağı'nda kurulan o güzel bir yer var, böyle şeffaf. İçeride sıcak tutuyor. Bakam odasını oraya taşımış. Bugün vatandaşla konuştu. Şeffaf odada başkanla baş başa. Biz de gittik, kendisine bir söyleşi gerçekleştirdik. Onun detaylarını sizlere aktaracağız. Bugün Kayseri Şeker son derece hareketliydi. Gıda sektöründe o belgeyi ilk alan firma oldu. Hangi belge? Önemli bir tören vardı. Bunu sizlere aktaracağız. Yine şekerle ilgili önemli gelişmeler var. Onu da haber odasında sizlere aktaracağız. Şimdi Kaymos dün mobilyacılarla bir araya geldi. Kaymos yöneticileri, bir toplantı vardı. Bir tanıtım filmi lansmanı. Orada önemli açıklamalar da vardı. Bu açıklamalardan yansıyanları yine sizlere aktaracağız. Burada Erciyes Anadolu Holding CEO'su Ertekin'in önemli bir açıklaması var. Bu açıklama da son derece önemliydi. Profesör Doktor Aykut Özdağrenderi hocamıza gurur diyoruz. Hocamıza yine bir ödül geldi. Bu ödülü de yine sizlere aktaracağız. Belediyede önemli gelişmeler var, belediye haberleri. Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi KAÇEP, kadın kolları daha doğrusu, MHP'de kadın kolları kaldı, KAÇEP adı altında devam ediyor. Kadın gazetecilerle buluştu Kayseri'de, oradan yansıyanlar. Bu arada Erdemli Vadisi'nde kazı çalışmaları da başlayacakmış. Bunları da sizlere aktaracağız. Kayseri Spor'da da önemli gelişmeler var, ekonomi haberleri var. Haber odasında birer birer detaylarını aktarıyoruz. Önce Öztaseki ile başlayalım. Şimdi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Öztaseki dün Melikgazi ve Kocasinan ilçe teşkilatlarıyla ilk kadın kollarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. 2023 yol haritasını anlattı ve Cumhur İttifakı olarak 2023 seçimlerinde bir kez daha destan yazacağız dedi Mehmet Öztaseki. İşte o toplantıdan yansıyanlar. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Öztaseki, Kayseri'de Melikgazi ve Kocaeli'nin ilçe teşkilatları ile ilk kadın kollarının katılımlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda 2023 yol haritasını anlattı. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen istişare toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Öztaseki'nin yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Kadın Kolları İl Başkanı Emine Timuçin, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, AK Parti Kocaeli İlçe Başkanı Hüseyin Okantan'la yönetim kurulu üyeleri katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öztaseki toplantıda yaptığı konuşmada dünyanın en büyük sivil toplum örgütü olduklarını, Türkiye'nin de en kurumsal ve en donanımlı insan kaynağına sahip parti teşkilatı olduklarını vurguladı. AK Parti teşkilatlarının ve belediyelerinin yüz hakları olduğunu ifade eden Öztaseki, vatandaşlarımızla aynı dili konuşuyor, birlikte yol yürüyoruz. Bu yüzdendir ki vatandaşlarımız 20 yıldır hem genel seçimlerde hem de yerel seçimlerde bizi tercih ediyorlar. Hamdolsun, AK Parti teşkilatlarımız ve belediyelerimiz bizim yüz akımız. Genelde ve yerelde yapılan bütün çalışmalarımızı, projelerimizi adeta kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımıza aktarıyorlar. İlk günkü aşkla, heyecanla ve coşkuyla milletimiz ve memleketimiz için çalışmaya devam ediyorlar diye konuştu. Öztaseki partilere 2023 yol haritası ile ilgili de bilgiler verdiği toplantıda şunları söyledi.
AK Parti teşkilatlarımız ve belediyelerimiz 2023 seçimlerine hazır. Çünkü biz sadece seçim döneminde çalışan ve seçimlere doğru yaklaşırken vatandaşın gözünü boyayacak işler yapan bir hareket içinde hiç olmadık. Biz yarın seçim varmış gibi çalışan, vatandaşımıza hizmet eden, milletimizi iç içe ve milletimizle birlikte yöneten bir anlayışa sahibiz. 2023 seçimlerinde bir kez daha destan yazacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023 seçimlerinde daha yüksek bir oy oranına ulaşacağız dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özaseki, parti teşkilatlarına ve belediye başkanlarına bu kutlu yolda yapacakları çalışmalarda başarılar diledi. Ankara'ya, meclise gidelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine. Şimdi Vergi Denetim Başkanlığı Kayseri yaklaşık 2-3 yıl önce kapatılmıştı. Esasında önce Adana'daydı. Adana'dan kaldı, Kayseri'ye geldi. Kayseri'den de kapatıldı, Konya'da. Şimdi Konya'ya gidiliyor. Bununla ilgili bugün meclis kürsüsünden önemli bir açıklama yaptı. İşte şu kadar kilometre yol gidip geliyor, bu doğru değil dedi Sayın Vekil. Burada mağdur olan aileler de vardı, bir mağduriyetle yaşanıyor dedi ve buranın yeniden Kayseri'de açılması gerektiğini söyledi. İşte Baki Ersoy'un o konuşması. Değinmek istediğim bir başka konu ise yine seçim bölgem olan Kayseri'mizde bulunan vergi denetmenlerimiz ve binlerce mükellefimizi ilgilendiren bir sorun. Türkiye genelinde yapılan bir uygulamayla vergi denetim başkanlıklarının bir kısmı kapatılarak bölgelere ayrılmıştır. Bu kapsamda Kayseri Vergi Denetim Başkanlığı da kapatılarak Konya Denetim Daire Başkanlığı'na bağlanmıştır. Kayseri ili İç Anadolu bölgesinin en büyük organize sanayi bölgelerini ve önemli ticaret merkezlerini bünyesinde bulunduran bir şehirdir. Şehrimizde faal olarak toplamda 38.945 gelir vergisi mükellefi, 51.444 katma değer vergisi mükellefi ve 13.959 kurumlar vergisi mükellefi bulunmaktadır. Bu mükellefler tüm imza ve belge işleri için, hatta çok basit işlemler için bile 330 kilometre gidiş, 330 kilometre dönüş olmak üzere toplamda 660 kilometre yol kat ederek Konya Vergi Denetim Daire Başkanlığı'na gitmek durumunda kalmaktadırlar. Bunun yanı sıra Kayseri Vergi Denetim Başkanlığı'nda görev yapmaktayken zorunlu olarak tayini çıkan birçok müfettişin eşlerinin tayin hakkı olmayan işlerde çalışması sebebiyle aile birliği bozulmuş ve buna benzer sebeplerden dolayı birçok açıdan mağdur olmuşlardır. Kayseri-Konya illeri arası ulaşım, otoban, hızlı tren ve hava yolu ulaşımı imkanı bulunmadığından ve özellikle de kış aylarında hakim olan karasal iklimin sert koşullarından dolayı sorun arz etmektedir. Kayseri ili bünyesinde hali hazırda çalışan ve mükelleflerin taleplerini karşılayacak geniş imkanlı ve tam donanımlı vergi denetim binası bulunmaktadır. Bu kapsamda mükelleflerimizin özellikle uzun süren inceleme dönemlerinde ve KDV iadeleri hususunda mağdur olmamaları ve kurum çalışanlarının da Kayseri gibi fiziki ve sosyal altyapısı bulunan bir şehirde huzurla aile bütünlüğü bozulmadan çalışmaları için bir düzenleme yapılması herkesin ortak beklentisi haline gelmiştir. Mağduriyetlerin giderilmesi adına en azından bölge sayısında artışa gidilerek Kayseri'miz gibi mükellef sayısı fazla olan... Şimdi Baki Ersoy Bey'in çıkışı bu. Bugün birkaç mali müşavirle görüştük. Dedik ki ya böyle bir olay yeniden gündeme geldi. Nedir? Kayseri gelmesi doğru değil mi? Valla konuştuğumuz mali müşavirler diyor ki valla bizim açımızdan Konya'da olması daha iyi. Biz de şaşırdık. Niye? Ya mükellefler açısından düşünüyoruz. Kayseri'de bu gelir vergisi, bu başkanlık, denetim başkanlığı olsa zırt pırt denetim olur diyorlar. Konya'da valla ayda yılda bir geliyorlar diyorlar. Mali müşavirler de kendi açısından öyle bakıyor. Biz de şaştık kaldık doğrusu. Bakalım ne olacak. Muharrem İnce son zamanlarda sık sık Kayseri'ye geliyor. Yine Kayseri İnce bir ziyaret gerçekleştirecek. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce programı belli oldu. Burada Memleket Partisi'nin il başkanı Kubilay Bey bir açıklama yaptı. Açıklamasında ilginç ifadeler kullandı. İşte milliyetçiliği ya da işte dindarlık kimselerden öğrenmeyiz. Biz zaten biliyoruz. Bu tarzda bir çıkış yaptı. Hem Muharrem İnce'nin o Kayseri programı hem de il başkanının o ilginç açıklaması. Bu adam benim. Merhaba Kayseri, merhaba, merhaba.
Kayseri'de esnaf gezecek ve Divil İlçe Başkanlığı'nın açılışını gerçekleştirecek olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Ocak Cuma günü Kayseri'de olacak. Sabah saatlerinde basın toplantısı düzenleyecek olan İnce, toplantının ardından Talas'ı ziyaret edecek. Cuma namazı Kalemkırdı Camii'nde kılınacak. Namaz sonrasında Kapalı Çarşı esnafını ziyaret edecek. Ziyaretlerden sonra ise Develi'ye geçerek Develi İlçe Başkanlığı'nın açılışını gerçekleştirecek. Açılıştan sonra ise Ankara'ya geri dönecek. Memleket Partisi Kayseri İl Başkanı Kubilay Söyler Partisi'nin Kayseri örgütlenmesi hakkında açıklama yaptı. Parti olarak Kayseri'de örgütlenme sorunu yaşamadıklarını vurgulayan Söyler sözlerine şöyle devam etti. Allah'a şükür şu anda 5 ilçemizde örgütlendik. 2 ilçemizde de örgütlenmek üzereyiz. 4 ilçede de rapor hazırlatıyoruz. Şu anda bizim Kayseri'de örgütlenme gibi bir sorunumuzun olmadığını gördük. Muharrem İnce'ye çok büyük bir ilgi olduğunu fark ettik. Sayın Genel Başkanımız Muharrem İnce kendisi Cuma günü ayın 14'ünde Develi ilçesinin ilçe başkanlığı açılış için Kayseri'ye geliyor. Kayseri gezisinden sonra Develi'ye geçeceğiz. Bu Develi gezisinde ilçe başkanlığımızı açacağız. İnsanlarla ve esnaflarla sohbet ettikten sonra genel başkanımızı tekrar Ankara'ya yolcu edeceğiz. Tabii bu arada sırf Develi değil, Kayseri'ye de. Kayseri'deki insanları da sohbetine ve esnaf ziyaretinde bulunacak kendileri. Söyler, Kayseri halkının Muharrem İnce etrafında toplanarak bir zincir halkası oluşturacağından emin olduğunu ifade etti. Sayın Genel Başkanımıza Kayseri halkından çok büyük bir teveccühü var. Gerçekten Genel Başkanım bunu gördüğünde, geçen sefer geldiğinde bunu gördüğünde çok sevinmişti. Çünkü Genel Başkanımızın görüşleri ve düşünceleri tamamen bizim kendi düşüncelerimiz ve görüşlerimize hitap ediyor. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Yani biz milliyetçiliği kimseden öğrenecek değiliz. Memleket Partisi ve Muharrem İnce olarak. Biz milliyetçiliği Kıbrıs'ın 5 parmak dağlarına yazmış Bülent Ecevit'in askerleriyiz. Biz dinimizi de kimseden öğrenecek halimiz yok. Biz 4 Eylül 1919'da Sivas'ta ezanlarla, besmeleyle, dualarla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açan Mustafa Kemal Atatürk'ün bayrağını taşıyoruz. Oda seçimleri devam ediyor Kayseri'de. Fakat tüm gözler bugün Kayseri Marangozlar, Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası'ndaydı. Odanın ismi de maşallah çok uzun. Bu odanın olağan genel kurulu yapıldı. 3 aday yarıştı. Şimdi Ercan Sarıkaya, Hacı Ali Tam Doğan ve Ahmet Gürbüz. Özellikle yarış Ercan Sarıkaya ve Hacı Ali Tam Doğan arasında geçti. Biraz gerginlik de vardı adayların konuşmasında. Konuşmalar yapıldı, divan oluştu, konuşmalar yapıldı. Kullandı buradaki oda üyeleri, seçmenler. Daha sonra da sonuç açıklandı. 3 adaydan ipi Ercan Sarıkaya göğüsledi. Bakalım adaylar kaç oy almış ve seçim sonrası ipi göğüsleyen Ercan Sarıkaya neler söylemiş? Kayseri Marangozlar, Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası olan genel kurulu yapıldı. Genel kurulda Ercan Sarıkaya, Hacı Ali Tan Doğan ve Ahmet Gürbüz'ün listeleri yarıştı. Genel kurul saygı duruşu ve istiklal marşının ardından divan heyetinin oluşturulmasıyla başladı. Divan kurulu başkanlığına oy çokluğuyla Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ağ seçildi. Kayseri Marangozlar ve Mobilyacılar Döşemeciler Odası'nın çok değerli üyeleri, genel kurulumuza hepiniz hoş geldiniz diyorum. Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Gündemde bulunan yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu faaliyet raporu okunarak o biriyle ibra edildi. Yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporlarını dinledik arkadaşlar. Şimdi ayrı ayrı ibra edilmesi gerekiyor. Lütfen yönetim kurulunu ibra etmek için bir işaret buyurur musunuz değerli arkadaşlar? Lütfen bir işaret buyurur musunuz arkadaşlar? Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kabul edilmiştir. Dilek ve temenni bölümünde 3 adaya da 5'er dakika söz verildi. Sırasıyla kürsüye gelen Ercan Sarıkaya, Hacı Ali Tan Doğan ve Ahmet Gürbüz seçilmeleri halinde gerçekleştirecekleri projeler hakkında üyelere bilgi verdi. Sayın üyelerimiz, Mobilyacılar Odası'nda mobilya üretmeyeceğiz. Kayseri'de 3000 tane mobilya üreticisi var. Mobilyacılar Odası'nda sizlere önderlik edecek, önünüze düşecek, sizlerin sorunlarını çözecek bir ekibe ihtiyaç var. Biz de geçmişten aldığımız tecrübe, eğitimle, bilgiyle sizlerin emrindeyiz, sizlere amadeyiz.
Saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun genel kurulumuz. Teşekkür ediyorum. Esnafı esnaf temsil edecek düsturuyla ve sizlerden aldığımız güçle mobilyacılar, marangozlar ve döşemeciler odası başkanlığına genç ve dinamik sektörden gelen, sizin çektiğiniz çilenin aynısını çeken ekibimle birlikte sizlere hizmetkar olmak için aday oldum. Teveccüh gösterip bizleri seçerseniz odamızın daha ileriye gitmesi için var gücümüzle çalışacağız. İlk öncelikle sanayimizde çok sıkıntılar var imalatçılarımızın. Malzeme alma konusu, satma konusu. Biz bunların hepsini çözeceğiz inşallah bu sıkıntıları. Mobilya esnafını ihracatla buluşturacağız. Küçük esnaflarımız özellikle. Yurt dışı fuarlara katılım sağlayacağız. Odamız şimdiye kadar çok pasifti. Genel kurulda son olarak listeler okunarak üyelere tanıtıldı. Teşekkür ediyorum. Daha sonra seçime geçildi. Üyeler saat 17'ye kadar kurulan sandıklarda oylarını kullanırken 17 itibariyle oy kullanma tamamlandı, oy sayımına geçildi. Sandıkların açılmasının ardından seçim sonuçları açıklanırken Ahmet Gürbüz 14 oy, Hacı Ali Tanduan 286 oy, Erşan Sarıkaya 341 oy aldı. Sarı listeyle başlayan Hacı Ali Tanduan 286 oy almıştır. Beyaz listeyle başlayan Ercan Sarıkaya 341 oy almıştır. Hayırlı olsun. Bu sonuçla beyaz listeyle seçime giren marangozcular, mobilyacılar ve döşemeciler odasının yeni başkanı Ercan Sarıkaya oldu. Yeni başkan Ercan Sarıkaya seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Aslında seçim kazanmadık. Omuzlarımıza çok ciddi bir yük aldık. İnşallah projelerimiz var. Ne yapacağımızı biliyoruz. Geçmişte gelen tecrübemizle. Mobilyacılar Odası'nın 1629 üyesine en süper hizmeti vereceğiz. Kendilerinden Allah razı olsun. Seçim için gelen, oy kullanan tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz demokratik haklarını kullanan. Kendilerinin hizmetindeyiz, emrindeyiz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Teşekkürler. Talas'a gidelim. Talas'ta Mevlana Mahallesi, kamuoyunda Anayurt olarak biliniyor ama resmi ismi Mevlana Mahallesi. Müthiş bir nüfusu var. Birçok ilden de, ilçeyi geçelim, ilden de büyük. Burada Başkan Mustafa Yalçın çok güzel bir uygulama başlattı. Şeffaf odada başkanla baş başa. Oraya böyle şeffaf bir yer, bu Erciyes Dağı'nı şey diyorlar onu tam hatırlayamadım ama böyle bir oda kurmuşlar. Bakkamonu da oraya koymuş, arkada da kitaplar var. Vatandaş geliyor, derdini başkana anlatıyor, başkan da dinliyor. Biz de bugün oraya gittik, başkanla da söyleştik, vatandaşları dinledik. İşte başkanla baş başa ve şeffaf oda. Mevlana Mahalli Meydanı'nda başlatılan şeffaf odada başkanla baş başa uygulamasıyla vatandaşlar Başkan Yalçın'la yüz yüze görüşme imkanı buluyor. Bu hafta başlayan ve her çarşamba gerçekleşecek uygulamada vatandaşlar tek tek Başkan Yalçın'la özel olarak görüşerek istek ve taleplerini iletiyor. Başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu uygulamadan ötürü Başkan Yalçın'a bazıları teşekkür etti, bazıları da önerilerini paylaştı. Hangi okuldasın? Sahra Galip'tesin artık. Vay maşallah. Aferin. Kaç kardeşsiniz? Üç kardeşiz. Kaç numarasın sen? Nasıl geldi? Birin... En büyükleri sen misin? En küçük benim. En küçük. Öbürleri ne yapıyorlar? Abin mi, ablan mı? Abim koleje gidiyor. Uygulama hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yalçın, Talas Belediyesi olarak 2 yıldan beri Beyaz Masa uygulamalarını çarşamba günleri kesintisi devam ettirdiklerini belirtti. Başkanım kolay gelsin. Rica ederim hocam, hürmet ediyorum. Sağ ol. Efendim çok mersi. Şimdi Talas'ta Mevlana Meydanı'ndayız. Çok güzel bir yeni bir uygulama başlattınız. Şeffaf oda, başkanla baş başa. Eyvallah. Geniş bir şekilde bize anlatabilir misiniz Sayın Başkan? Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Buyurun. Biz çarşamba günleri 2 yıldan beri devam eden Beyaz Masa uygulamamızı buraya taşıdık. Çünkü Mevlana Mahallesi Talas'ın yarısı, 81 bin nüfusu var. Zaten online sistemiyle de olsa Beyaz Masa uygulamasını ben bizzat katıldığım gün olarak çarşamba günü 2 yıl boyunca devam ettirdik kesintisiz. Ama korona da online üzerinden devam ettik.
Şimdi de vatandaşlarımızı böyle bir şeffaf oda içerisinde başkanla baş başa da dinliyoruz. Bugün ilk defa başladık. Sabahtan beri çok güzel ilgi oldu, öneri oldu, teşekküre gelenler oldu, hoş geldiniz diyenler oldu. Ama vatandaşın yakınında olmak daha çok ikrama geçiyor herhalde. Bu arada biraz önce siz de şahit oldunuz. İşte KASKİ'den bir sorun vardı, onu ilettik. Otobüs işletmesinden vardı, onu ilettik. Fen işleri büyükşehirle ilgiliydi, onu ilettik. Kendi yapacaklarımızı not aldık. Uzun, orta ve kısa vadedeki yapılacak olanları da burada not alıyoruz. Her çarşamba değil mi Sayın Başkan? Her çarşamba. Şimdilik her çarşamba yeteceğini düşünüyorum. Daha sonra çok talep olursa, ihtiyaç olursa çarşamba, perşembe de olur birlikte. Evet. Zaman dilimi nasıl olacak? Sabahtan akşama kadar. Sabah 9'da başlayıp akşam 5'e kadar buradayız. Daha da çok gelirse vatandaşımız daha çok devam ederiz. Özellikle Mevlana Mahallesi'ni seçtiniz. Buranın nüfusu çok fazla. Biraz önce arz ettiğim gibi 81 bin nüfusu var. Buradan bakınca gördüğünüz gibi her birinde 60 aşağı yukarı daire olan çok sayıda apartmanımız var. Her biri bir köy gibi. Onun içinde yarıp ortaya oturmak ve dinlemek daha uygun olur diye düşünüyorum. Kapalı bir ortamda da yapabildiniz ama şeffaf oda dediniz. Özellikle eyvallah. Bir mesaj da veriyorsunuz açık. Tabii. Zaten belediyecilikte şeffaf olmak lazım ama bu teknoloji yeni çıktı. Türkiye'de yeni uygulanıyor. Ben de Kayseri'de kamu alanı olarak ilk defa biz kullanalım dedim. Ve böyle bir şeyi düşündük. 2-3 günde de bittiği için çabucak hallolmuş oldu. Hayırlı uğurlu olsun, vatandaşlarımıza geldi. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kayseri Şeker'e gidelim. Bugün Kayseri Şeker'de birçok haber var sırasıyla, onlara sizlere gireceğiz ama en önemlisi şu. Kayseri Şeker gıda sektöründe TSE Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi belgesi alan ilk firma oldu. Bu son derece önemli. Altını yeniden çizelim. İlk firma oldu. Burada önemli konuşmalar da vardı. TSE Genel Müdürü de geldi. Başkanlar da katıldı. İşte bu önemli toplantıdan yansıyanlar. TSE tarafından gerçekleştirilen belgelendirme denetimlerinin ardından IQNET SR10 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazanan Kayseri Şeker, gıda sektöründe bu belgeye sahip ilk ve tek firma oldu. TSE Genel Müdürü Profesör Doktor Adem Şahin, Kayseri Şeker Fabrikası 15 Temmuz konferans salonunda düzenlenen törenle belgeyi Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'a takdim etti. Törende konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, etik ilkeler doğrultusunda davranmasını sağlamak, kamu ile işbirliği içerisinde faaliyetleri yürütmek, milli ekonomiye ve İslam'a katkıda bulunmak ve çevreyi korumanın temel değerleri olduğunu ifade etti. Büyük Kayseri Şeker ailesi adına teşekkürlerimi sunuyor, mümtaz heyetinize hoş geldiniz diyorum. Görevde bulunduğumuz 11 yıllık süre içerisinde çiftçinin malı olan, geniş anlamda milletin malı olan Kayseri Şeker'i çok önemsedik. Buranın kurumsallığını, şeffaflığını, doğru ve başarılı yönetilmesini çok önemsedik. Başarının tesadüfen olmadığını, kurumsallaşarak ve kurallara bağlı olarak olacağını biliyorduk ve bu hususu en dikkatli bir şekilde ciddiyetle, disiplinle uyguladık. Bugüne kadar TSE'nin uygulamaya koyduğu bütün yönetim sistemi belgelerini ve aynı zamanda ürün belgelerinin tamamını aldık ve hakkını vererek uyguladık. Bugün Sayın Başkanımızın ta Ankara'dan zahmet edip gelerek takdim edeceği sosyal sorumluluk yönetim sistemi belgesi ile başka bir belge eksikliğimiz kalmıyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde bir belge eksikliğimiz yok artık. Bu belgelere sahip olmak ve gereklerini harfiyen uygulama başarımızdan dolayı Kayseri Şeker 95 yıllık şeker sektörünün tarihinde ilk olarak 2021 yılında Londra borsası üzerinden 6 ülkeye şeker satma başarısını göstermiştir. Sosyal sorumluluk yönetim sistemi belgesini alabilmek için Kayseri, Boğazlıyan, Turhal fabrikalarımızda yapılan denetimlerde insan kaynakları, çalışanlarımıza tanınan sosyal imkanlar,
çiftçilerimize sağlanan imkanlar, Kayseri Şeker Eğitim ve Sağlık Vakfı faaliyetleri, spor kulübü faaliyetleri, kalite yönetim ve eğitim kayıtları, iş sağlığı ve güvenliği kayıtları, çevre yönetim kayıtları başlıklarında bütün hususlar incelenmiştir. TSİ Genel Müdürü Profesör Doktor Adem Şahin ise konuşmasında enstitünün faaliyetleri hakkında bilgiler vererek şu açıklamalarda bulundu. Kayseri Şeker tüm bu alanlardaki denetimlerimizi tamamlayarak IQNET SR10 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi belgesini almaya da hak kazandı. Tabii bu belgelendirmede kadın istihdamına verilen önem, engelli çalışan sayısı, spora, sporcuya ve eğitime destek amaçlı yapılan sosyal sorumluluk projeleri de etkili oldu. Konuşmaların ardından TSİ Genel Müdürü Şahin, Kooperatif Başkanı Akay'a Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi belgesini takdim etti. Programı ayrıca Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış da katıldı. Şehrimizin markaları vardır. Bu markalardan en önemlilerinden biri de Kayseri Şeker. O açıdan biz sizleri kutluyoruz. Ailemizi kutluyoruz. Ailemiz diyorum ve onu kutluyoruz. Bu kurum ve kuruluşa sahip çıkmak şehrimize yakışır, ülkemize yakışır, değerlerimize yakışır. Anlayışı içerisinde yönetmek bizim olmazsa olmazımız. Belgeler tabii ki önemli ama bu belgelerin uygulaması bağlamında şehrimize yakışır şekliyle yönetim anlayışı da hepsinden çok daha önemli. İşte o anlayışı biz burada görüyoruz. Her bir yönetimdeki kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Efendim, Kaymos'un toplantısı vardı dün akşam. Bir lansman vardı. Orada açıklamalar da yapıldı. Birazdan oradaki detayları sizlere aktaracağız ama bu toplantıda ilginç bir bölüm vardı. Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alparslan Baki Ertekin bir konuşma yaptı. Birilerine önemli bir göndermede bulundu. Dedi ki, türbülansa kapılanlardan hiçbir zaman olmadık, olmayacağız. Devletimizin yanındayız dedi CEO Ertekin. İşte o açıklaması. 2020 yılı pandemiydi, çok iyi atlattık. 2021 yılı 2020'den daha iyi oldu. 2021 yılında dalgalanmalara, dövizin bir anda 17 lira 18 liralara çıkmasına, geri gelmesine rağmen biz Kayserililer olarak devletimizin yanındayız. Sonuna kadar yanında olmaya devam edeceğiz. Türbülansa kapılanlardan hiçbir zaman olmadık, olmayacağız. Gelişmeleri hayretle izleyenlerden, işte mevcut dalgalanmalardan tedirgin olanlardan olmadık, olmayacağız. Hep devletimizin yanında olmaya, durmaya devam edeceğiz. Kaymos toplantısına dönelim. Yine burada Kayseri Mobilyası tanıtım filmi lansmanı düzenlendi. Önemli konuşmalar da vardı Kaymos Başkanı Yalçın. Önemli detaylarda bulundu, o detayları açıkladı, güzel açıklamalar yaptı, önemli noktaların altını çizdi. Yine CEO Ertekin de burada bir konuşma yaptı. İşte o toplantıdan yansıyanlar. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kaymos Başkanı Mehmet Yalçın, 2021 yılının mobilyacılar açısından da inişli çıkışlı geçtiğini belirterek şunları ifade etti. İnişli çıkışlı bir 2021 yılını yaşadık. Birçok sıkıntıların, birçok darlıkların olduğu bir sene yaşam standartlarımız adına. Ama sektörel olarak mobilya sektörü 2021 yılında halen büyüyor ve büyümeye de devam ediyor. Biz sektör olarak 2021 yılında ihracatta sağladığımız başarıyı ve gelecekteki atacağımız adımların temellerini İnşallah 2022 yılında daha başarılı bir şekilde göreceğiz. Mevcut pazardaki paylarını artırmak için çalıştıklarını belirten Başkan Yalçın, bu amaçla büyük bir fuar düzenleyeceklerini duyurdu. Kriz ortamında mobilya sektöründe Çin'den veya dünyanın diğer ülkelerinden yaşanan sıkıntılardan dolayı bu pazarda hızlı bir büyüme ve kendimize bu pazardan pay elde etmek için
can var gücümüzle çalışıyoruz. Birlik beraberlik içerisinde birçok etkinlikler yapıyoruz, fuarlar düzenliyoruz ve bu krizi biz fırsata çevirmek için önümüzde büyük bir mobilya fuarı düzenleyeceğiz inşallah. Tabii bu krizin içerisinde birçok olumsuzluklar oldu. Bu olumsuzlukların içerisinde lojistik problemi, ham madde tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılarımız ve bu süreçte lojistikteki ürettiğimiz ürünleri dünyaya sevk edememiz. Bu noktada devletimizin ve bakanlarımızın, vekillerimizin büyük destekleri oldu. Ticaret Bakanımızla görüşmelerimizde bunlar hep dile getirerek sektörümüzün gün günü büyüdüğünü, önce can sonra canan kelimesini kullanarak ham madde ihracatını tabii ki yapmalıyız. Yapacağımız ham maddeyi öncelikle ihtiyacı olan bizim sektörümüze yapılması doğrultusunda biz temennilerimizi dilettik. Tabii bu süreçte Taner Yıldız Bakanımızın çok ciddi emekleri var ve bu noktada gün gün saat saat bu gelişmeleri her saat saat takip ederek bize verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Toplantıda konuşan Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alparslan Baki Ertekin de mobilya sektörünün her alanda büyümeye devam ettiğini vurguladı. Geçmişte Türkiye'de birçokları gibi biz de bahçe mobilyasını Çin'den getiriyorduk. Ama 2022 koleksiyonlarımızın tamamı Made in Turkey, Made in Kayseri olacak. Artık Çin'den bahçe mobilyası ithalatına da son veriyoruz. İnşallah Kayseri ile daha iyi dayanışarak ve Kayseri'nin gerçekten mobilyanın başkenti olduğunu kendimiz de içimize sindirerek yolumuza devam edeceğiz. Söylemle maalesef bu işler olmuyor. Güçlü bir arada durmak lazım. Bugün Türkiye'deki bütün mobilya ile ilgili STK'lar İnegöl'lerin tek elinde. O zaman madem mobilyanın başkenti biziz, o zaman STK'larda da bu odanın içindeki hazinundaki kişilere görevler düşüyor, ödevler düşüyor. Bizler gibi emanetçilerin değil, sizler gibi bu işin sahibi, patronu olanların buralarda söz sahibi olması lazım. Konuşmaların ardından Karmoz Kayseri Mobilyası tanıtım filmi yayınlandı. Efendim, sevmediğimiz bir haber, zam haberi. Bu zam haberlerini vermeyi sevmiyoruz. Şimdi Kayseri'de 2021-2022 eğitim öğretim yılı okul servis ücretleri şöyle gelmiş, güncellendi. Bu nazik ifade, net açıklaması şu, zam gelmiş. Yani öğrenci servisleri zamlanmış, çocuklar zamlı binecek servislere, veliler kara kara düşünüyor. Bakalım nasıl zam gelmiş. Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay tarafından imzalanan okul servis ücretlerinin yeni fiyatları belirlendi. Böylece 0-5 kilometre 1. bölge aylık 330 TL, 0-10 kilometre 2. bölge 360 TL, 0-20 kilometre 3. bölge 380 TL, 0-30 kilometre 4. bölge 440 TL, 30 kilometre üzeri kilometre başına 8.50 TL, cumartesi ilavesi 1. bölge 105 TL, 2. bölge 110 TL, 3. bölge 115 TL, rehber öğretmen 125 TL. Araç cinsi, otobüs 22-29 koltuk arası 0-20 km 390 TL, minibüs otobüs 21 koltuğa kadar 0-20 km 335 TL olarak belirlendi. Profesör Doktor Aykut Özdağ Rendeli, gururumuz, Erciyes Üniversitesi gururumuz, Turkovak aşısı, her yerde Erciyes Üniversitesi hocamız konuşuluyor. Hocamıza TÜBA'dan bir ödül geldi. İşte o ödülün detayları. TÜBA Akademik Konseyi'nce 2020-2021 yılları için ulusal düzeyde COVID-19 küresel salgınla mücadelede teşhisten tedaviye tüm aşamalara yönelik özgün yöntem ve ürün geliştiren araştırmacılarla sağlık temel bilim alanlarında çalışan bilim insanlarının başvurabileceği ulusal bir ödül programı oluşturuldu. Bu kapsamda TÜBA tarafından tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 küresel salgınını konu alan üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan bilim insanlarını araştırmalarında teşvik etmek, desteklemek ve onurlandırmak üzere hazırladığı TÜBA COVID-19 küresel salgınla mücadele özel ödülü ihdas edildi.
Ödül Değerlendirme Komitesi'nin çalışmaları sonucunda Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Aykut Özhan Enderi, hücre kültüründe hazırlanan iki farklı yetilikte inaktif COVID-19 aşısı, Erikovac'ın sağlıklı gönüllülere intramusküler yoldan iki kez uygulanmasının güvenliliğinin ve immünojenisitesinin incelendiği faz çalışmaları adlı projeleriyle tedavi ve korunma alanında TÜBA COVID-19 küresel salgınla mücadele özel ödülüne layık görüldü. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Çalış, TÜBA COVID-19 küresel salgınla mücadele özel ödülüne layık görülen Profesör Doktor Aykut Özarendeli'yi tebrik etti. Erciyes Üniversitesi tarafından COVID-19'a karşı geliştirilen yerli aşı Türkovak çalışmalarındaki özverili çalışmalarından dolayı Profesör Doktor Aykut Özdarendili ve ekibine teşekkür eden Rektör Çalış, virüsün ilk ortaya çıktığı günden bu yana gece gündüz demeden Profesör Doktor Aykut Özdarendili ekibi ve bizler özveriyle çalıştık. İlk günden bu yana bu başarıya ulaşacağımıza her zaman inandık. Yerli aşımız Türkovak bizlerin en büyük gururu olmuştur. Şahsım ve üniversitem adına TÜBA COVID-19 küresel salgınla mücadele özel ödülüne layık görülen Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi Müdürümüz Profesör Doktor Aykut Özdarendili'yi tebrik ediyor. Tüm çalışma ekibine de Türkovak çalışmalarındaki özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum dedi. Şimdi emniyetin güzel bir uygulaması var. Güvenlik timleri böyle esnaf kılığına giriyorlar. Esnaf görünümlü ve huzuru sağlıyorlar. Bakalım ne yapmışlar? İzleyelim. 2022 yılı ilk 10 günü içerisinde Aslan Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı vatandaş ve esnaf görünümlü güven timlerince vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydanlar, otobüs durakları, alışveriş merkezleri, semt pazarları gibi yerlerde çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 2 şüpheli şahıs üzerinden toplamda 13 gram olmak üzere eroin ve metamfetamin maddeleri ve 1 şüpheli şahıs üzerinden yasaklı 24 adet fişek ele geçirildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda ayrıca gerçekleşmek üzere olan bir hırsızlık olayına suçüstü müdahale edilerek hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı. 10 günlük süre içerisinde vatandaşları telefonla arayarak kendilerini savcı, polis, asker olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmaya çalışılması olaylarının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir vatandaşın karıştığı olaya müdahale edilerek gerekli bilgilendirme yapıldı. Bu müdahale sayesinde vatandaşın toplamda 81 bin TL dolandırılması engellendi. Öte yandan ekiplerce halkın yoğun olarak kullandıkları tramvay durakları ile tramvay içerisinde vatandaşlar telefonda para isteyen kimselere itibar etmemeleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp para ve altın isteyenlere aldanmamaları, bankamatikte işlem yapılırken şifrelerini kimseyle paylaşmamaları, yoğun insan kalabalığı olan yerlerde çanta ve cüzdanlarının sık sık kontrol etmeleri konularında bilgilendirilerek broşürler dağıtıldı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, bugün haber odasının başında bir törenden bahsetmişti Kayseri'de. Ondan önce Ankara'daydı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısına atanan hemşerimiz Mahmut Gürcan, ona bir hayırlı olsun ziyaretinde bulundu ve şeker sektörünün pancar çiftçisinin sorularını içeren bir de rapor sundu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kısa bir süre önce Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atanan Mahmut Gürcan'ı makamında ziyaret eden Başkan Akay, hayırlı olsun dileklerini iletti. Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, şeker sektörü ve pancar çiftçisinin sorun ve çözüm önerilerine yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu. Başkan Akay, Bakan Yardımcısı Gürcan'a gübreden elektriğe, pancar fiyatından şeker fiyatına varıncaya kadar geniş içerikli bir de rapor sundu. Başkan Akay ziyaret sonrası yaptığı açıklamasında hemşehrimiz Mahmut Gürcan'ın Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı gibi son derece önemli bir görevi üstlenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Başkan Akay, Bakan Yardımcısı Gürcan'ın şeker sektörü ve pancar çiftçisinin sorun ve beklentilerine yakın ilgi göstereceğine yürekten inandığını kaydetti. Yine şekerle devam edelim. Özellikle pancar çiftçisini ilgilendiren bir haber. Pancar bedeli ödeme takvimi açıklandı. 560 milyon lira tutarındaki pancar bedeli ödemeleri 2-11 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Kayseri, Boğazyan ve Turhal şeker fabrikalarında toplam 13.878 bin çiftçiyle sözleşmeli pancar ekimi gerçekleştiren Kayseri Şeker, yıl içerisinde ani ve nakdi olmak üzere 743 milyon lira ödeme yaptı. 81 gün süren kampanya dönemini değerlendiren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, bir kampanya dönemini daha geride bırakmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Başkan Akay, kuraklık ve verim düşüklüğünün yaşandığı kampanya sürecinde Kayseri, Boğazyan ve Turhal fabrikalarımızda toplam 2 milyon 800 bin ton pancar işlendi. Bunun karşılığında 415 bin 250 ton şeker elde edildi. Yıl içerisinde ani ve nakdi olmak üzere 743 milyon lira çiftçilerimize ödendi. Kampanya döneminin tamamlanmasıyla birlikte 2 Şubat'tan itibaren de 560 milyon lira ödeme yapılarak toplamda çiftçilerimize 1 milyar 303 milyon lira pancar bedeli ödenmiş olacak. Çiftçilerimiz güle güle harcasınlar. Cenab-ı Allah ağız tadıyla yemelerini nasip etsin. Daha nice kampanyalara sağlıkla, huzurla, bereketle kavuştursun dedi. Bugün Kayseri'de iyi bir ayaz vardı, soğuk vardı. Erciyes'te de kar ve sis etkili oldu. Kayseri kent merkezinde parçalı bulutlu ve soğuk bir hava hakim. Yüksek kesimlerse kar ve sise teslim oldu. Kayseri ile Develi ilçesini birbirine bağlayan karayolunun geçtiği Erciyes Dağ yolunda yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar kazaya karışırken maddi hasar oluştu. Ekipler görüş mesafesinin iyice düştüğü ve tipinin etkili olduğu saatlerde yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. Doğa olayının hafiflediği saatlerde ise yol tekrar trafiğe açıldı. Ekipler kar ve tipi nedeniyle bir açılıp bir kapanan yolda buzlanmaya karşı da tuzlama çalışması yapıyor. Yolun açık tutulması için karla mücadele sürüyor. Sık sık belediyeler dolandırıcılara karşı vatandaşları uyarıyor. Yine Melik Gazi'den bir uyarı geldi. Ev sahibi olma vaadiyle vatandaşlara SMS ile mesaj atarak dolandırıcılık yapanlara karşı Kayserileri uyardı Melik Gazi Belediyesi. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu konuyla alakalı şunları söyledi. Art niyetli bazı kişilerin zaman zaman belediyemiz ya da bazı belediye başkan yardımcılarımızın veya benim adımı kullanarak yardım veya bağış amaçlı para talebinde bulundukları üzerine sürekli ihbarlar alıyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Dün de yeni bir dolandırıcılık olayı daha yaşanmış. Belediyemizin adını kullanarak ve tapu devri nedeniyle bazı hesaplara para yatırılması gerektiği söylenerek SMS yoluyla hemşehrilerimizden para talep edildiğine dair ihbarlar almaktayız. Lütfen bu tür yalanlara ve dolandırıcılara itibar etmeyiniz. Belediyemiz asla kimseden yardım ve para talebinde bulunmaz. Bu gibi durumla karşılaşan vatandaşlarımız lütfen bir an önce kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunsunlar dedi. İncesu'ya gidelim. İncesu'da ilginç bir vaka yaşanmış. Gece vakti taşla 6 iş yerinin camını kıran bir kişi, bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. İlçeye bağlı Kara Mustafa Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi eline aldığı taşla cadde üzerindeki iş yerlerinin camına kırdı. Altı iş yerine zarar veren şahıs bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Sabah iş yerlerini açmaya gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Kamera kayıtlarını inceleyen vatandaşlar şahsın yakalanması için şikayetçi oldu. Olayın ardından çalışma başlatan İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheli şahsın BB olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan BB, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. BB adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir hırsızlık operasyonu, emniyetin bu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, Asar Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amiri ekiplerince kentte çeşitli çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda hırsızlık suçundan aranan 34 yaşındaki D'ye iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla, 23 yaşındaki Ayşe ikametten hırsızlık yaptığı iddiasıyla 27 yaşındaki O.Ö. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek. Şimdi
Şimdi önemli bir karar vardı bugün Büyükşehir Belediyesi'nde. Bu kapalı kuruyemiş ve baharat satılması yönelik bir çalışma başlatıldı. İşte detaylar. Kayseri Büyükşehir Belediyesi kentte sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olarak kabul edilen kuru yemişler ve sofraların vazgeçilmez baharatların satışı kapsamında söz konusu ürünlerin esnaf dükkanlarında üzeri açık olarak sergilenmemesi ve kapalı ortamlarda muhafaza edilmesi konusunda çalışma başlattı. Bu kapsamda Kayseri Kuru Yemişçiler, Kuru Kahve, Baharat ve Şekerlemeciler Dernek binasında gerçekleşen toplantıya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Tarım İlçe Müdürlükleri yetkilileri, Kayseri Kuru Yemişçiler, Kuru Kahve, Baharat ve Şekerlemeciler Dernek Başkanı Mehmet Narin, yönetimi ve esnaflar katıldı. Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, kuru yemiş ve baharatların daha hijyenik ve kapalı ortamda muhafaza edilerek tüketiciye ulaştırılması konusunda toplantı yaptıklarını belirterek bu çalışmaya katkı sağlayan esnaflara teşekkür etti. Kuru yemişler ve baharatların hijyenik bir şekilde kapalı kaplar içine almamızla ilgili bir araya geldik. Sizleri de takdir ettiniz, teşekkür ederiz. Bunları bir süre içinde kapatalım dediniz. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kayseri Kuru Yemişçiler, Kuru Kahve, Baharat ve Şekerlemeciler Dernek Başkanı Mehmet Narin de Kayseri'mizde en iyi şekilde hijyenik ortamlarda kuru yemişçiler olarak her zaman kuru yemiş satmayı, halkımıza daha iyi hizmet etmeyi canı gönülden isteriz. İşbirliği içerisinde görüştük, inşallah en iyi şekilde hizmet vereceğiz. Kısa sürede Kayseri'mize yakışır şekilde hijyenik ortamlarda kuru yemiş satacağız diye konuştu. Kayseri'mizde en iyi şekilde hijyenik ortamlarda kuru yemişçiler olarak bizler de her zaman hijyenik ortamlarda kuru yemiş satmayı, halkımıza daha iyi hizmet etmeyi canı gönülden isteriz. İşbirliği içerisinde görüştük. İnşallah en iyi şekilde hizmet vereceğiz. Kısa zamanda Kayseri'mize yakışır bir şekilde hijyenik ortamlarda kuru yemiş satacağız. Toplantı kapsamında esnaflar bir ay içerisinde kuru yemiş ve baharatları hijyenik koşullarda saklanması, havayla temas etmemesi ve dışarıdan gelebilecek olası bulaşları önlemesi amacıyla şeffaf kapalı ortamlarda satacak. Kayseri Büyükşehir'de devam edelim. 2021'de kültür sanatın adresi oldu desek doğru olur. 2021'de 8 yarışma düzenlenmiş, 14 sergi açılmış, birçok etkinlik ve faaliyet gerçekleştirmiş. İşte o detaylar. Örnek şehircilik hizmetlerinin yanı sıra kültür sanat faaliyetlerine de dolu dolu devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, edebiyat ve sanat ortamını canlandıran yeni yeteneklere kapı aralayacak etkinlik ve faaliyetlere imza attı. Doktor Memduh Büyükkılıç Başkanlığı'nda şehirdeki kültür faaliyetlerine yönelik çalışmaları ve projeleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında da binlerce vatandaşın gönüllerine dokunarak kültür faaliyetlerini yürüttü ve bu anlamda şehre katkı sağlamaya devam etti. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi hem Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hem de Kayseri'de kültür faaliyetleri denilince aklı ilk gelen kurumlardan olan Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ aracılığıyla 2021 yılında Asım'ın Nesli, Akif'in Şiirlerine Ses Veriyor, Şiir Okuma Yarışması, 3. Kadı Burhanettin Şiir Yarışması, 5. Hikaye Yarışması, Bizim Yunus adlı ödüllü kompozisyon yarışması, Sanata Yansıyan 15 Temmuz El Sanatları Yarışması, Kayseri Türküleri Yarışması, Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması ve Ahmet Remzi Akgürek 4. Şiir Yarışması düzenledi. Büyükşehir Belediyesi ayrıca 2021 yılı içerisinde birbirinden özel anlamlı el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı sergileri de Kayserilerin beğenisine sundu. Bir yıl içerisinde Medeniyetin Dehası Mimar Sinan sergisi, Kaymak Karma Sanat sergisi, Gök Kubbe Astrofotoğraf sergisi, Erşes'te Bir Sevda Masalı, Kerem İli Aslı sergisi, Tarihi Kale'de Sanat sergisi, Mostor'da Yıl Sonu sergisi ve Sertifika Töreni, 15 Temmuz Türkiye Geçilmez Sanat sergisi, Mini Mini Yastinan adlı minyatür sergisi, Anadolu'nun Özü Ahilik Sanat sergisi, E38 Sanat sergisi, Dekoratif Ahşap Süsleme sergisi, Müsiat 15 Temmuz Fotoğraf sergisi ve Pandemiyle Yaşam konulu fotoğraf sergisi açtı. Yılın son sergisi de 51 farklı el sanatıyla 78 eserden oluşan Kayserim Sanat Sergisi oldu. Sergi ve yarışmaların yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1944 yılından bu yana Kayseri Kalesi'nin burçlarını süsleyen ve uzun yıllar Ramazan aylarında iftar topu olarak kullanılan Sahra Topu'nun konservasyon çalışmalarıyla yenilenmesini sağladı.
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü kapsamında vatandaşlara 2000 adet İstiklal Ajandası dağıtan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Büyükşehir Konservatuvarı'nda birçok branşta 7'den 70'e vatandaşa kurs verdi. 2021 yılında tarihin eşsiz dokusuyla sanatın buluşturduğu adres olan Sanatçılar Sokağı ziyaretçilerin uğrak mekanı olurken, tarihi Kayseri Kalesi'nde Temmuz ve Ağustos ayları boyunca kare içi sanat etkinlikleri düzenlendi. Kaymakamlı bir ilke daha imza atarak çocuklara özel şenlik günleri düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi'nin düzenlediği 5. Bilim Şenliği ile 10 binlerce kişiye ulaştı. 2021 yılında yine Türkiye'de en çok ziyaret edilen kitap fuarı unvanını yenileyen 4. Kayseri Kitap Fuarı Sezai Karakoç Anısı'na kapılarını açtı. Büyükşehir Belediyesi'nin 4. Kitap Fuarı'yla Alimler Şehri Kadimkent Kayseri'yi 10 gün boyunca kitap kokusu sardı. Kente gelen şair ve yazarlar kitap fuarını şiir gibi olarak yorumladılar. Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda binlerce Kayserili Mustafa Cirili konseriyle gönüllerince eğlenirken, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde açılışı gerçekleşen 4. Kitap Fuarı'nda anlamlı bir etkinliğe imza atarak sanatçı Metin Şentürk özel günde özel bir konserle sevenleriyle bir araya geldi. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında da şehirde kültür ve sanatla mesleki gelişimin sembolü oldu. Melik Gazi ile devam edelim. Melik Gazi Belediyesi'nden anaokullarında sıfır atık farkındalığı çocuklara yönelik, gençlere yönelik zaman zaman yapılıyor. Bu kez anaokullardaki minik yavrularımıza sıfır atık farkındalığı anlatılmış. Bizim içeceklerden ortaya çıkan cam atıklarımız olabilir. Cam atıklarımız yine aynı şekilde yeşil kısma atıyoruz. Melik Gazi Belediyesi olarak doğayı koruma ve geri dönüşüme katkı sunma görevini layıkıyla yerine getirmek için pek çok çalışma yürüttüklerini söyleyen Melik Gazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, daha yaşanılır bir dünya için geri dönüşüm çok önemli bir süreç. Anaokulları için tasarlanmış olan Melik Can Sıfır Atık kutumuzdan anaokullarımıza 50 adet dağıttık. Bunlar sadece anaokulları için yapılmıştır. Sesli komutlu olan sıfır atık kutumuza öğrenciler ambalaj attığında sesli komutla teşekkür etmektedir. Yapılan tüm bu çalışmalar sevgili çocuklarımızın daha iyi bir dünyada yaşayabilmesi içindir. Çocuklarımız doğayı koruyarak, geri dönüşüme katkı sunarak, atıkları ayrıştırarak herkese örnek olacaklar. Geri dönüşüm ve çevreyi koruma konusunda ailelerini de bilgilendirecekler. Kullandığımız, çöpe attığımız her şeyi tekrar ekonomiye kazandırmayı amaçlıyoruz. Okullarımızda hedefimiz öğrencilerimizi çevre bilincine aşılamak, çevreye duyarlı birer birey olarak yetişmelerini sağlamak ve farkındalık oluşturmaktır. Geri dönüşümü mümkün olan atıkları kaynağında ayrı toplayarak projenin daha etkili ve verimli olmasını amaçlıyoruz. Okullarımıza hayırlı olmasını dilerim dedi. Talas'la devam edelim. Talas Belediyesi'ne ait 7-24 kütüphane, daha doğrusu uyumayan kütüphane, ama pandemi biraz etkiledi. Biraz uyudu o süreçte, ama yeniden pandemi yavaş yavaş atlatılmaya başlayınca o eski formuna geldi diyelim. Yeniden 7-24. Yani artık o kütüphane uyumayacak. Daha önce pazar günleri hariç haftanın 6 günü 08-23 saatler arasında açık olan kültür merkezi ve 7-24 kütüphane, uygulanacak olan yeni çalışma programı ile birlikte 11 Ocak Salı gününden itibaren 7 gün 24 saat hizmet verecek. Kütüphane yalnızca pazartesi günleri 7-15 saatler arasında temizlik, dezenfeksiyon ve sterilize çalışmaları için hizmet veremeyecek. Açıldığı günden itibaren 7-24 esasıyla hizmet veren kütüphanede pandemi tedbirleri kapsamında bu uygulamadan vazgeçilmiştir ve çalışma saatlerinde kısıtlamaya gidilmişti. Öte yandan daha önce 08-17 saatleri açık olan Altıntepe Semt Kütüphanesi de pazartesi hariç haftanın 6 günü 09 ila 20 saatler arasında öğrencilere ve araştırmacılara hizmet vermeye devam edecek. Hacılarla devam edelim. Özellikle 2022 yılında yeşil son derece önemli, çevre son derece önemli. Bu konuda belediyeler de çalışmalar yapıyor. Hacılarda park ve yeşil alan miktarı da artıyor. Bu konuyla ilgili Hacılar Belediye Başkanı Avukat Bilal Özdağ bir açıklama yaptı.
Hacılar Belediyesi tarafından ilçe geneline yeni sosyal yaşam alanlarının kazandırılması için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilçeye yeni park ve yeşil alanlar kazandırıldı. Mevcut parkların da yenileme, bakım ve onarım çalışmaları ekipler tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor. Yeni parklara oyun gruplarının yanı sıra fitness alanı, yürüyüş yolları, basketbol sahası gibi çeşitli spor dalları ile ilgili alanlarda kazandırılıyor. Projelerde çocukların ve ailelerin keyifle vakit geçirebilmesi amaçlanırken yeşil alana da büyük önem veriliyor. Tüm parklar çimlendirme çalışmasının yanı sıra çeşitli çiçek ve ağaçlarla donatılıyor. Özellikle çocukları önemsediklerini belirten ve pandemi sürecinde vatandaşların nefes alabildikleri yeşil alanların önemli olduğuna dikkat çeken Hacılar Belediye Başkanı Avukat Bilal Özdoğan, "Belediye olarak mahallelerimize yeni nesil modern oyun parkları kazandırıyoruz. Parkların çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan, güven içerisinde ve sağlıklı bir şekilde vakit geçirebilecekleri alanlar olmasını önemsiyoruz. Bu manada Kızıltepe Millet Bahçesi, Orta Seki Projesi, Uzungöl ve Erciyes Mahalle Parklarını yapıyoruz. Bunların yanı sıra 23 bin metrekare çim alan ve 255 bin metrekare ağaçlandırılmış alanı ilçemize kazandırdık. Mahallelerimize yaptığımız parklarda 43 adet oyun grubu ve 7 adet fitness grubu da yaptık," dedi. Orman Bölge Müdürlüğü'nün destekleriyle Hacılar çevresinin ağaçlandırıldığını da hatırlatan Özdoğan, çalışmaların 2022 yılında da aynı hızda devam edeceğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. KASKİ'den istatistik bilgiler, haberler geliyor. İlçelere yapılan yatırımlar, merkezde yapılan yatırımlar. Yine bir KASKİ'den benzeri bir haber. 2021 yılında 9085 içme suyu numunesinde 106.728 parametrenin analizi yapılmış. İçme suyu, atık su, havuz suyu, sulama suyu, arıtma çamuru ve toprak matrikslerinin analizlerinin yapıldığı KASKİ Genel Müdürlüğü Su Analizleri Laboratuvarı'nda temiz ve sürdürülebilir içme suyuna erişim için 2021 yılında da önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Suyun yönetimi ve sevkiyatından sorumlu KASKİ Genel Müdürlüğü kentimiz genelinde her noktadan belirli aralıklarla sürekli numuneler alarak daha da sağlıklı ve kaliteli içme suyuna erişim için 2021 yılında 9085 içme suyu numunesinde 106.728 parametrenin analizini gerçekleştirdi. Ayrıca içme suyu tesislerinde yapılan klor ölçümlerine ek olarak şebekede 3256 serbest klor ölçümü yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ'nin sürekli ve kaliteli içme suyu temini noktasında örnek çalışmalara imza attığını belirterek, KASKİ laboratuvarlarında insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelikte belirtilen, içme ve kullanma sularında bakılması istenen tüm parametrelerin analizlerinin titizlikle yapıldığını kaydetti. KASKİ'nin akredite laboratuvarlarıyla hem ülke bazında hem de uluslararası alanda temiz ve güvenilir suyun güvencesi konumunda olduğunun altını çizen Başkan Büyükkılıç şunları söyledi. KASKİ'mize bağlı olan laboratuvar binasındayız. Akredite bir kuruluşumuz olarak Türk Ak ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından akredite olarak yetkilendirilmiş olan bir kuruluş. Burada her gün 100 noktadan Kayseri'mizin içme sularıyla ilgili değişik bölgelerden sularımızı tahlil etmek üzere numune alınmakta ve gerekli incelemeler yapılmakta. O açıdan KASKİ'mizin yapmış olduğu bu önemli çalışmalardan dolayı kendilerini tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Koca Sinan Belediyesi ile devam edelim. Bir yılda 185 ton tekstil atığını geri dönüşüme kazandırdı Koca Sinan Belediyesi. Daha güzel yarınlara ulaşmamız için geri dönüşüme ayrı bir önem veriyoruz diyen Başkan Çolak Bayraktar, sıfır atık projesine yaptığı yatırımlarıyla tam destek verdiklerini vurguladı. Geri dönüşümle hem ülke ekonomisinde büyük kazan sağladıklarını hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak istediklerine dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar, sözlerini şu şekilde sürdürdü. Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Sadece Koca Sinan için değil, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir Türkiye için çalışıyoruz. Ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı belediye olarak biz görev addediyoruz. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli eşleri, Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen sıfır atık projesine tam destek veriyoruz.
proje kapsamında kıyafet ve evsel tekstil atık kutusuyla tekstil ürünlerini ekonomiye kazandırıyoruz. 2018 yılında 65 ton, 2019 yılında 97 ton, 2020 yılında 130 ton ve bu yıl 185 ton kıyafet atığına geri dönüşüme kazandırdık. Bilindiği üzere Kuresnan Belediyesi olarak geri dönüşüm çalışmalarıyla Türkiye'ye örnek olduk. Özellikle 4 yıl önce ilçenin çeşitli yerlerine elektrikli ve elektronik atık toplama noktaları yerleştirdik ve yeni ambalaj atığı toplama araçlarını ilçemize kazandırdık. Bitkisel atık yağ toplama kutusu çalışmasıyla evsel atık yağları toplayarak hem atık yağın çevreye verebileceği olası zararların önüne geçiliyor hem de ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlanıyor. Proje ve yatırımlarımızın yanı sıra çocuklarımızın çevre ve geri dönüşüm bilincini de erken yaşlarda edinmeleri geleceğimiz açısından büyük önem taşıdığından bu yönde çalışmalar yürütüyoruz dedi. Geri dönüşüm çalışmalarının ülke ekonomisine olan katkısının büyük olduğunu hatırlatan Başkan Çolak Bayraktar sözlerini, çalışmalarla gelecek nesillere daha temiz Kuresnan ve daha yaşanabilir bir çevre bırakacağız diyerek noktaladı. Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri sürüyor, işte toplantılar yapılıyor, davetler veriliyor. Milliyetçi Hareket Partisi Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları, KAÇEP. KAÇEP'ten sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sedat Şule Kalın, kadın, Kayseri'deki kadın gazetecilere yönelik bir yemek verdi. Kadın gazetecilerle buluşuldu ve burada da bir açıklama yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikalarından sorumlu İl Başkan Yardımcısı Serap Şule Kalın, kadın gazetecilerle akşam yemeğinde buluşarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Başkan Kalın, kadın gazetecilerin doğru habere ulaşma noktasında verdikleri mücadeleci ruhlarını Nene Hatun ve Tomris Hatun'a benzetti. Gazetecilerimizin meslek ilkelerini ve Türk milletimizin hassasiyetlerini dikkate alarak, doğru bilgilendirme görevini en güzel şekilde yapacağına ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceğine inancım tamdır. Bir süreç sonunda elde edilen bilginin habere dönüştürülmesi ve kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş, tarafsız, özgür ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal gelişmenin sağlanmasında önemli bir rolü vardır. Medya iletişim teknolojisindeki hızlı gelişme, görsel ve yazılı basının yanı sıra internet haberciliğini ve sosyal medyanın etkinlik alanını neredeyse toplumun tüm kesimlerine ulaşacak şekilde kuşatmış. Bu nedenle doğru ve tarafsız habercilik anlayışına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulur hale gelmiştir. Ben de şehrimizin güzide kadın gazetecileriyle bu akşam bir arada bulunmaktan da memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Tarihimizin yani hazinemizin bir parçası olan ve o sıralarda henüz 20 yaşlarında genç bir gelin olan Nene Hatun, Rusların Erzurum'da Azizye tabyasını ele geçirmesinden sonra mücadeleye küçük yaştaki oğlunu ve 3 aylık kızını evde bırakarak katılmıştı. Sizler de evlerinizde çocuklarınızı, eşlerinizi, aile büyüklerinizi bırakarak demokrasi yolunda mesleğinizi hakkıyla yapıyor, şehrimize katkı sağlıyor ve duygularımıza tercüman oluyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri KAÇEP'ten sorumlu İl Başkan Yardımcısı Serap Şule Kalın, kadın gazetecilerin meslekte yaşadıkları anıları dinlerken yaşanan sorunlar noktasında ise çözüm arayacaklarını ifade etti. Başkan Kalın, günün anısına kadın gazetecilere 40 yıl hatırına fincan hediye ederken toplu fotoğraf çekiminin ardından program son buldu. Kültürle ilgili bir haber, Erdemli Vadisi'nde kazı çalışmaları başlıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun açıklamalarda bulunmuş. Dursun başarılı bir bürokrat ve özellikle bu anlamda güzel işler yapıyor. İşte Kültepe'den bahsetmiş, Örenşehir'den bahsetmiş ki orada mozaikler de son derece önemli. Ve bunların ardından Erdemli Vadisi'nde de kazı çalışmalarının başlanacağını açıkladı. 2021 yılı çalışmalarını değerlendiren İl Müdürü Dursun Kültepe'de çıkan tabletlerin çok önemli bilgiler sunduğunu aktararak bunlardan en önemlilerinin bölgede bulunan aslan kemikleri olduğunu söyledi. Burası daha çok Asur ticaret kolonilerinin ticaret yaptıkları ve burada çeşitli mal alışverişleri yaptıkları çok önemli merkez. Kazılarda da biz bu tür verileri görüyoruz. Hem o döneme ait gündelik yaşamda kullanılan eşyalardan tutun hem de farklı böyle canlılara ait de veriler de çıkmaya başladı. Malum biliyorsunuz bu ilk yapılan kazılarda çeşitli hayvan kemiklerine de rastlandı ki bunların içerisinde de mesela aslan çok farklıydı. Çünkü bu bölgede de aslanın yaşadığını bize gösteren bir önemli veriydi.
Bunun dışında tabii Kültepe'de çıkan tabletler bize çok önemli bilgiler de sunuyor. Dönemin ticaretini, ticaret yaşamını anlattığı gibi hem de döneme ait ticaret kadar olmasa da gündelik veyahut da o döneme ait farklı bilgileri biz oradan öğrenebiliyoruz. Dursun, kazı çalışmaları devam eden bir diğer alan olan Kekubadiye Sarayı'ndan da bilgiler paylaştı. Saraya baktığımız zaman şu anda mevcutta tabii ki bir saray kompleksi görmüyoruz. Çünkü yıkılmış ve gerçekten neredeyse hiçbir şey kalmamış diyeceğimiz bir durumda. Sadece iki yapı kalıntısının, harap durumdaki kalıntının dışında da şu anda biz yüzeyde veri görmüyoruz. Ama bu yıkılma olayı yakın zamanda değil. Aynı Selçuklu'nun, yani bu sarayın inşa edildikten birkaç yıl sonrasında gerçekleşmiş. Tarih kaynaklar bize şunu sunuyor. Burası Moğolların Köse Dağ Savaşı 1243 Köse Dağ Savaşı sonrasında tahrip ettiği saraylardan birisi. O dönemde yıkılmış ama sonrasında kullanımına dair çok veri yok. İncesu ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi'nde yapılan kazılarda erken Bizans dönemine ait mozaiklere rastlandığını ve buradaki çalışmalarında devam ettiğinin altını çizen Dursun şunları söyledi. Burada yine Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle müze müdürlüğümüz işbirliğinde kazı çalışmaları yapıldı ve burada erken Bizans dönemine tarihlendirdiğimiz, yani 300'lü yıllar, yani 4. yüzyıla tarihlendirdiğimiz bir yapı kalıntısının mevcut bölümleri günümüze ulaşmış durumda. Kazı da daha doğrusu açığa çıkarılmış durumda. Gördüğümüz kadarıyla büyük ölçekli, dönemin yöneticisine ait olduğunu düşündüğümüz bir yapı. Burada içerisinde çeşitli zemin taban mozaiklerine rastladık. Bunların her biri gerçekten çok güzel düzenli yapılmış mozaikler. Geometrik süslemeli olsun, işte bazı bölümlerde yazılar olsun, bu mozaiklerde görebiliyoruz. Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun, bu yıl kentteki kazılara ek olarak Erdemli Vadisi'nde de çalışma planladıklarını kaydetti. Kayseri Barosu'yla devam edelim. Eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız için Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Eylem Sarıoğlu'nun bir açıklaması var. İşte o açıklama. Adliye binası içerisinde yer alan Baro Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Eylem Sarıoğlu Aslan Doğan tarafından yapılan açıklamada "Çok üzgünüz ve öfkeliyiz. Bu son olsun" dedikçe sayı artıyor. "Geçen yıl en az 400 kadını erkek şiddeti sonucu kaybettik. Onların sadece istatistik verilere konu birer sayı değil, ev kadını, işçi, üniversite öğrencisi, sağlıkçı, avukat, annelerinin, babalarının, çocuklarının ve kız kardeşlerinin en kıymetlileri, her şeyden bağımsız birer özgür insan. Biz artık niye bir kadını daha koruyamadık diye kahrolmak istemiyoruz. Biz artık bir kız kardeşimizin ardından gözyaşı dökmek, yas tutmak istemiyoruz. Kadına yönelik ayrımcı söylemler ve kadın düşmanı açıklamalar şiddetin artmasına neden oluyor" diye konuştu. Aslanoğlu açıklamasının devamında şiddetin kaynağı olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için bütünlüklü politikalar üretilmesini talep ettik. Kadınların haklarının ve şiddet neticesinde hükmedilecek cezaların yasa metinlerinde yazılı olmasının yeterli olmadığını, eksiksiz uygulanması yönünde gerçek bir iradenin ortaya konulmasının olmazsa olmaz olduğunu her fırsatta dile getirdik. Biz avukatlar kadına yönelik erkek şiddetine, şiddetin kaynağı toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, şiddetin beslendiği kadın düşmanlığına ve şiddet uygulayan erkekleri cesaretlendiren cezasızlık haline karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Meslektaşımızı katleden zanlının en ağır cezayı alması için yasal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz" diye konuştu. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları 2022 yılının ilk toplantısını yaptı. Ev sahipliğinde Kızılay Kayseri Şubesi yaptı. Yapılan toplantıya misafir olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan katıldılar. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç toplantıda yaptığı konuşmada sivil kurumların olmazsa olmazları olduğunu bildirerek her zaman sivil kurumlarla istişare etmekten memnun olduklarını söyledi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın yaptığı selamlama konuşmasında davet için gönüllü kuruluşlara teşekkür ettiğini bildirdi. Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydeli de yaptığı konuşmada Kızılay'ın faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.
davete icabet için gönüllü kuruluşlara teşekkür ettiğini bildirdi. Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş, katılan misafir ve üyelere katılım için çok teşekkür ettiğini, önceki yıllarda olduğu gibi Ocak ayı içerisinde Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetleri için özel bir toplantı yapacaklarını söyledi. İş dünyası, ekonomi ve enerji, bununla devam edelim. Ödül Solar Enerji Genel Müdürü Ahmet Güven önemli açıklamalar yaptı TV Kayseri'ye. Yenilebilir enerjiyle ilgili önemli bilgiler verdi. İşte o açıklamaları. Temiz enerji teknolojilerinin daha karlı ve risksiz olduğu için yatırım açısından artan bir talep gördüğünü söyleyen Ödül Solar Enerji Genel Müdürü Ahmet Güven, yenilenebilir enerji ile ilgili şu bilgileri verdi. İşin finansal kısmı gerçekten karlı ama ondan ziyade hepimizin üzerine düşen bu çevreyi korumak var. Çünkü biliyorsunuz yakın zamanda Paris İklim Anlaşması yapıldı. Orada tüm devletlerimizin birinci önceliği iklimimizi korumak. Bu yüzden temiz enerji, yenilenebilir enerji bu konuda ciddi bir önem arz ediyor. Güven, öz tüketimle kendi elektriğini üretmek amacıyla işletmelerin çatılarına kurulacak güneş enerji sistemlerinin yakın gelecekte daha da artacağını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Tabii bunun yanında finansı da kattığımız zaman yani ekonomik anlamda baktığımız zaman insanlar buraya yatırım yapması gerektiğini şu an anlıyor. Niye? Son yaşanan işte elektrik zammı, Türkiye'de ciddi bir elektrik zammı yaşandı. Özellikle sanayi tarafında %147'ye varan bir oranla zam yapıldı. Bu da bizim yaptığımız tesislerin, kurduğumuz tesislerin maliyetleri geçmiş yıllara göre daha düşük olduğu için insanlara cazip hale geldi. Yani şöyle söyleyeyim, 3 yılda kendini amorti eden sistemler yapılıyor şu an. Evet. O yüzden sanayici zaten buna şu an çok meraklı. Çünkü girdi kalemlerinin en büyük olan elektriği 3 yıl sonra hesaplarında görmeyecek. Yani sadece tabii ekonomik değil, hem iklim anlamında hem bireysel vatandaş olarak da bu konuya daha çok ehemmiyet, daha çok önem vermeliyiz. Bugüne kadar güneş panellerini güneş santrallerinde, güneş tarlalarında ve çatılarda görmeye alıştık. Şeffaf güneş panelleriyle farklı kullanım alanlarının da ortaya çıkabileceği görülmüştür. Yakın gelecekte belki masamızda duran bir bardak suyla bile enerji üretimi yapacağız diyen Ahmet Güven sözlerinde şu ifadelere yer verdi. Enerji sektörü özellikle güneş tarafında her geçen gün teknolojisi yeniden ve genellikle üzerinde Ar-Ge çalışmanın yoğun olduğu bir sektör. Evet. O araştırmayı ben daha önce duymuştum ve araştırmıştım. Şimdi şöyle izah edeyim. Biz ilk başta işe başlarken burada 1 metrekare yani 2 metrekarelik bir alanda en fazla 320 wattlık bir panel üretimi yapıyorduk. Şu an geldiğimiz pozisyonda aynı metrekare 400 wattlık panel üretilebiliyor. Hatta daha ilerleyen Ar-Ge projelerinde 600 watt'a kadar çıkıyor bu. Evet. Yani buna baktığınız zaman sürekli yenilenen bir teknoloji var. Bir de sizin bahsetmiş olduğunuz bunun farklı kullanım alanları. Hep alışmıştık yani çatılarda görmeye, evet. İşte büyük sahalarda, arazilerde görmeye. Yani yakın zaman içinde işte cephelerde, binalarda dekor amaçlı da kullanabilecek hale gelip özellikle binaların bu camlarını özellikle öyle yaparak Bizim de kendi içimizde mesela buna ait bir Ar-Ge projelerimiz var. Yani Kayseri'de bunu hedefleyen firmalardan bir tanesiyiz. Yani bunun için gerçekten 3 tane Ar-Ge elemanı çalıştırıyoruz ki neler katabiliriz diye. Evet. Ama bunu tabii şöyle düşünmek gerekiyor. Güneş enerjisinin kullanılabileceği alan çok fazla. Rüzgarınki kısıtlıdır. Niye? Belli bir ölçüm yapılıyor ve belli bir alanlarda yapılabiliyor. Rüzgarın olduğu, verimli rüzgarın olduğu alanlarda yapılabiliyor ama güneşi biz her yerde kullanabiliriz. Kullanım amaçları işte az önce dediğiniz şeffaf cam üzerine çok çalışılması gereken belki önümüzdeki 10 yıl içerisinde hayata geçecek bir proje ama hayata geçtiği anda da şu bardaktan bile elektrik üretebileceğiz öyle söyleyeyim yani. Niye? Çünkü şu ışıktan bile bir enerji alabiliyor. Güven, kurum ve firmaların yanında vatandaşların da bu sektöre yatırım yapmaya başladıklarını ifade ederek, vatandaşlarımız da bankalardan çekecekleri yenilenebilir enerji kredisiyle bu sektöre yatırım yapabilir dedi. Bu sistemlerin sadece ekonomik anlamda değil, çevreye verdiği faydalardan da göz önünde bulundurarak yatırım yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Onun haricinde tabii bu sistemler temiz enerji dediğimiz sistemlerde büyük bir potansiyel var. Yani 3 yılda, 3,5 yılda kendini amorti eden tesisler bu fırsatları değerlendirmek lazım.
O yüzden özellikle sanayicimize ve bireysel vatandaşa da bu konuyu daha çok araştırmalarını, çalıştıkları işlerde bunu birinci plan almalarını öneriyorum. Yani bu konuyla alakalı da biz Ödül Enerji olarak Türkiye'nin zaten 81 üzerinde çalışan panellerimiz var. Bu konuyla alakalı mühendislik dahil her türlü sorulara iletişim numaramızdan cevap verebiliriz. Evet. Yani çünkü biz burada bunu sunmaktan, bunu tanıtmaktan mutlu oluyoruz. Çünkü insanlığa faydamız oluyor. Bu konuda bizi rahatlıkla arayabilirler. Daha detaylı bilgileri biz telefonda da iletebiliriz. Çünkü yönetmelikler çok farklı. Değişkenlik gösterebiliyor bulunduğu lokasyona, yaşadığı yere göre. O yüzden insanları hem bireysel olarak değerlendirmek gerekiyor, o yeri bilmek gerekiyor yani. Evet. Bu aslında her alanda olduğu gibi her konu özelinde, her konu kendi içerisinde bir özeldir. Evet. Onların da yatırım yapmak istediği yer, bütçeleri ona göre zaten bütün seçenekler, olasılıklar değişiyordur. Zaten özellikle bu işlerin yapılmasında finans modelleri de çok ciddi anlamda şu an ileri düzey gitti. Yani şu an bu projeleri çok ciddi anlamda çoğu bankanın artık şeyinde var, sisteminde var, yeşil enerji kredisi diye. Kolay finansman bulma seçeneği de var. Yani o yüzden en önemli şey şu an bilinçlenmek ve bu işleri gerçekten öğretmek, yani bizim üzerimizde şunu anlatmak oluyor. O yüzden ben buradan yine tekrar sesleneyim. Mutlaka tüketim olan yerin bu işi araştırmasını ben öneriyorum. Enerjiden eğitime geçelim. Özel Safa Koleji Müdürü Muhammed Ali Karadoğu önemli bilgiler verdi. Her yerde eğitim, her koşulda eğitim. Safa eğitim kurumları düşünen, sorgulayan, inancını aklıyla bütünleştiren, anlayış, dostluk, paylaşma ve iletişimi önemseyen öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Akademik başarının yanı sıra Safa Değerler Eğitimi, SADEM, Safa Uzaktan Eğitimi, SOEM, Safa Eğitim Kurumları Rehberlik, SAREH, Safa Paren, Lange, SFR ve 4T gibi merkez ve birimlerle ilgili bilgiler veren Özel Safa Koleji Müdürü Muhammed Ali Karadoğu şunları söyledi. Kurumsal olarak kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve fen liselerimiz var. Ve bunun kurumların içerisinde de uzmanlaşmaya gittik. Mesela SFL diye bir oluşumumuz var. Kreşten üniversiteye kadar çocuğa hangi aşamalarda hangi dil verilecek, bunların parametreleri nedir, hangi enstrümanlar kullanacak, hangi materyaller kullanacak, neler vereceğiz. Sadece sınav başarısı değil, çocukların konuşmasını da speaking dediğimiz ekibi güçlendirmek, öğretmenlerimize yetiştirici kurslar vererek yeni metotlar, yeni teknikler, dil çok nazik bir konu biliyorsunuz. SFL, işte SADEM diye bir birimimiz var. Onun başkanlığını ben yürütüyorum. Safa Değerler Eğitim Merkezi. Çocuklarımıza kreşten, ana sınıfına, ilkokuldan, liseye kadar hangi değerleri nasıl vereceğiz? Bunların profesyonel olarak planlamasını, bu alandaki görevli ekibin yetiştirilmesini sağlayan bir ekip. SAREH diye bir bölümümüz var. Safa Değerler Eğitimi rehberlik servisimiz. Burada da uzman arkadaşlarımıza çocukların hem kişisel gelişimiyle alakalı, davranışlarıyla alakalı, pandemi döneminin travmalarını atlatıcı anlamda çalışmaları, akademik başarıları konusunda ekibi daha güçlendirici, daha bir uzman ve profesyonel yaklaşımla çocuklarımızın hem kişisel mutluluğunu hem akademik başarısını yükseltici çalışmalar yapıyor SAREH'imizde. SUEM dediğimiz Safa Uzaktan Eğitim Merkezi de alanıyla alakalı Milli Eğitim Bakanlığımızın onaylamış olduğu interaktif eğitim siteleriyle anlaşma yaparak çocukları görsel ve işitsel anlamda da öğretmenimiz destek olucu, velileri destekleyici, çocuğun akademik başarısını artırıcı çalışmalar yapıyoruz SUEM olarak da. Bunlar da mesela Safa Spor Kulübümüzle de özel yetenek kursları çocukların. Saz, gitar, bağlama, piyano, karate, kayak, tekvando, jimnastik, yüzme gibi yarı olimpik havuzumuzda çocuklarımızı hem öğretiyoruz hem de yarışmalara hazırlıyoruz profesyonel olarak. Ki kayakta mesela Türkiye dördüncülüğü ve birinciliğimiz var minik. Yüzmede, masada, tenisinde, tekvandoda Kayseri derecelerimiz var. Çocuklarımızı her bakımdan yetiştirmek istiyoruz. Onu da özel yetenek kursları olarak Safa Spor Kulübümüz yapıyor.
Eğitim kurumlarında istenilen başarının sağlanabilmesi ve istenilen hedefe ulaşılabilmesi için öğretmen, veli ve öğrenci ilişkisinin çok iyi olması gerektiğini ifade eden Karadoğu sözlerini şöyle sürdürdü. Çocuğu sadece bir toz diyen, test çözen bir yarış atı gibi asla görülmesini istemiyoruz. Bu insan yetiştiriyoruz. Vatanına, milletine, devletine, dinine, değerlerine bağlı mükemmel bir insan olsun. İnsan olsun, adam olsun her şeyiyle. Ailelerimiz de sağ olsun bize destek veriyorlar. Ailemiz, okulumuz birlikte en güzel şekilde bunları hem dil anlamında, hem davranış anlamında, hem akademik anlamda, hem değerler eğitimi anlamında en mükemmele ulaştırmanın çabası içerisindeyiz kurum olarak. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Yerel sermayenin gücü Migal Gross Market spor haberlerini sunar. Kayserispor'la devam edelim. Önemli bir ekonomi bilgisi Kayserispor için. Harcama limiti belirlendi Kayserispor'un. 123 milyon TL limiti. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu 2021-2022 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemiyle ilgili olarak belirledi. Buna göre yeni sezon için en çok harcama limiti Fenerbahçe'ye verilirken en az limit ise Yeni Malatyaspor'a verildi. En çok harcama limiti alan Fenerbahçe için %25 sapma ile birlikte 667 milyon 775 bin TL belirlenirken Kayserispor için %25'lik sapma oranıyla 123 milyon 616 bin TL harcama limiti belirlendi. Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş ise 441 milyon 838 bin TL, %25 sapma ile birlikte 552 milyon 298 bin TL limit verildi. Evet, limit bu şekilde. Burada Kayserispor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Peki neden? Detaylara bakalım. Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor sahasında Altay'ı 1-0 yendiği maçta çıkan olaylar nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi. Yukatel Kayserispor Kulübü'nün 9 Ocak 2022 tarihinde oynanan Yukatel Kayserispor Altay Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki usulsüz seyirci alınması nedeniyle futbol disiplin talimatının 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine Yukatel Kayserispor Kulübü görevlisi Ahmet Mengütaş'ın aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 46. maddesiyle 2021-2022 sezonu Süper Lig müsabakaları statüsünün 8 Taksim 4 maddesi uyarınca 11 Ocak 2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PPDK'ya sevkine karar verilmiştir denildi. Kayseri Süper Amatör Kümeye gidelim. İki grup halinde oynatılıyor. Güzel maçlar alıyor. İkinci yarı pazar günü oynayacak maçlarla başlayacak. Detaylar. Pandemi nedeniyle geçen sene oynatılmayan Süper Amatör Küme bu sezon iki grup halinde oynanıyor. İkilik 10'ar takımın bulunduğu iki gruptan oluşuyor. Sezonun ilk yarısında 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de mağlubiyette 22 puan elde eden Şekerspor ikinci yarıya A grubu lideri olarak başlayacak. Erciyes Esen Makina ise 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlikle 23 puan elde ederek B grubunda ikinci yarıya lider olarak başlayacak. Sezonun ikinci yarısı ilk haftasında karşılaşacak takımlar şu şekilde açıklandı. Sanayi Esnaf Spor, Özvatan Gençlik Spor, Talas Anayur Spor, OSB Atletik, Kayseri Yol Spor, Erciyes Esen Makina, Kayseri Gençler Birliği, Reşadiye Gençlik Spor, Yavuz Spor, Kayseri Gücü, Kocasinan Ülkü Spor, Gültepe Spor, Kocasinan Şimşek Spor, Buğdali Spor, Kayseri Şeker Spor, Hacılar Erciye Spor, Başakpınar Belediye Spor, Amanat Gençlik Spor, Esentepe Spor, Tomarza Belediye Spor. Yerel sermayenin gücü Migal Gross Market spor haberlerini sundu.